130 meme büyütme işleminde her iki memenin altına birer noktadan lokal ile uyuşturma yapılmaktadır. Bu noktasal bir uyuşturmadır ve buradan şu görmüş olduğunuz iğneyle bir delik açılmaktadır. Bu nispeten ince bir iğne, tükenmez kalemin ucundan biraz daha ince. Arkasından şu görmüş olduğunuz kanülle aynı delikten girilip içeriye lokal anestezik ilaç verilmekte veya dokusun içerisinde bir uyuşma sağlanmakta. Yine aynı delikten bu sefer Yine aynı kanüle girip dolgu verilmekte. Bazı hastalarımız süt bezlerine zararlı mı diye sormakta. Ee, süt bezleri cerrahisi yapan herkes bilir ki süt bezlerini keskin bir makas bile kesmekte biraz zorlanmakta. Yani bizim işlem yaparken o süt bezlerine künt bir kanüle girmemiz gerçekten oldukça zor. Zaten bu işlemi size bu işin uzmanı bir plastik cerrah yapıyorsa böyle bir tehlike yoktur. Gerekli miktardaki dolguyu meme içerisine verdikten sonra e, giriş yaptığımız dedikleri birer flasterle çok nadiren de birer dikişle kapatıp seküre edip hastamızı evine yolluyoruz. Elbette ki 2 ay boyunca yüzüstü yatmak kesinlikle yasak ki silikonda da böyle bir durum söz konusu. Fakat e, gündelik hayatınıza çok rahatlıkla dönebiliyorsunuz. Bize en sık sorulan soru tabii ki kalıcılığa ilgili. Dolgu ile meme büyütme maalesef kalıcı değil. Keşke olsaydı. Dolgu ile meme büyütmede 5 ila 8 yıllık bir ömür söz konusu. Fakat bu da genelde yanlış anlaşılıyor. Durum şu. Herhangi bir dolgu kalıcı olmadığı sürece vücudunuza girdiği andan itibaren eritilmeye başlanır. 5 yıllık demek bu dolgu 5 yıl içerisinde eritilecek anlamına geliyor. Yani size 100 gram dolgu yapıldığında ilk yıl ki siz 5 yıllık bir ve bunu yapmadan bilemeyiz. İlk yıl yaklaşık 20 gram, ikinci yıl 1-20 gram daha etti 40 gram, Üçüncü yıl 1.20 gram daha etti 60 gram ve sizde kaldı 40 gram. Ve işte dördüncü yıl e, 1.20 gram daha ve son yılda en son kalan 20 gram şeklinde bu yavaş yavaş tüketiliyor. Yani 5 yılın sonunda sizde dolgu kalmamış oluyor. Fakat iyi tarafından bakmak isterseniz diyelim ki siz 8 yıllık bir hastasınız. Bu sefer yılda yaklaşık erime 10 gram olarak sınırlandırılabilir. Ve tabii ki 100 gramla yetinemiyoruz. Yaklaşık 300 ila 400 gram dolgu yapıldığında da her yıl 40 gram eridiğini düşünürseniz kalıcılığı göreceli olarak biraz daha fazla gibi olabiliyor. Bu erime süreci içerisinde de elbette ki istediğiniz zaman takviyeler yapılabilir. Nitekim bazı hastalarımız büyütmeden çok kısa bir süre sonra daha da büyük istemekte ve tekrar dolgu eklettirmektedirler. Çünkü insan gözü çok çabuk mevcut duruma alışabiliyor.